Fırat'ın doğusuna sınır ötesi operasyon için düğmeye basılınca Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarını acil koduyla toplantıya çağırdı. Altıok, Beyaz Saray'ın Suriye'deki DEAŞ'lı teröristler artık Türkiye'nin sorumluluğunda olacak açıklamasına tepki gösterdi. Rusya İdlib'de radikal teröristlerin bekçiliğini bize bırakmıştı. Şimdi aynı işi Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. Egemen güçler sobanın üstündeki kızgın kestaneyi almak için Türkiye'yi maşa gibi kullanıyorlar. Partisinin hafta sonu kampında hükümet Şam yönetimiyle masaya oturmalı çağrısı yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Operasyon için düğmeye basılınca durum değerlendirmesi için kurmaylarını yeniden toplantıya çağırdı. Sarayla ABD arasında bir uzlaşma vardır. O da şudur. Siz bizim belirlediğimiz bölgelere girin. Biz o bölgelerin yakınında olmayacağız ama biz de size cihatçı terörist yakaladıysak sizin sırtınıza bırakacağız. Acil kodlu o toplantıda Erdoğan-Trump görüşmesini değerlendirdi CHP kurmayları. Sonrasında açıklama parti sözcüsünden geldi. Altıok, Beyaz Saray'ın Suriye'de yakalanan DEAŞ'lılar artık Türkiye'nin sorumluluğunda olacak açıklamasına tepki gösterdi. Amerika Başkanı diyor ki ben kendi vergi mükelleflerimi düşünmek zorundayım. Ben bunlara uzun yıllar bakamam diyor. Bu teröristlere bakmanın maliyetinden kurtulmanın çaresi faturayı Türkiye'deki vergi mükelleflerinin sırtına yıkmaktır diyor. CHP'den hükümete Mehmetçiği Orta Doğu bataklığından uzak tutun çağrısı da geldi. Mehmetçiğimizin tırnağına taş değmesin. Allah kahraman askerlerimize yardımcı olsun.